Ünlü harflerin sınıflandırılması. Düz, geniş, kalın A. Düz, dar, kalın I. Yuvarlak, geniş, kalın O. Yuvarlak, dar, kalın U. Düz, geniş, ince E. Düz, dar, ince İ. Yuvarlak, geniş, ince Ö. Yuvarlak, dar, ince Ü. Tabloya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan alt çizili sözcükte bütün ünlüler geniş ünlüdür? A. Teyzesinin yemeğinden bir kaşık daha aldı. Burada yer alan E ünlüleri geniş ünlüdür. Ancak İ ünlüsü dar ünlüdür. B. Murat'ın her yere götürdüğü olta takımı vardı. Burada yer alan Ö ünlüsü geniş ünlüdür. Ancak Ü ünlüleri dar ünlüdür. C. Bayramda bizim eve bir tepsi baklava söylemiş. Burada yer alan E ünlüsü geniş bir ünlüdür. Ancak İ ünlüsü dar bir ünlüdür. D. Uzun bir aradan sonra denizi görmek çok iyiydi. Burada yer alan Ö ünlüsü geniş bir ünlüdür. E ünlüsü de geniş bir ünlüdür. Cevabımız D seçeneğidir. Ünlü harflerin sınıflandırılması. Düz, geniş, kalın A. Düz, dar, kalın I. Yuvarlak, geniş, kalın O. Yuvarlak, dar, kalın U. Düz, geniş, ince E. Düz, dar, ince İ. Yuvarlak, geniş, ince Ö. Yuvarlak, dar, ince Ü. Türkçe öğretmeni öğrencilerinden bütün ünlü harflerinin düz ünlü olduğu sözcüklere örnekler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin verdikleri örnekler şu şekildedir. Tabloya göre bu öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur? A. Süleyman, B. Hakan, C. Nihal, D. Bilal. Süleyman orak sözcüğünü örnek olarak vermiştir. Ancak O ünlüsü yuvarlak bir ünlüdür. Hakan yalın sözcüğünü örnek olarak vermiştir. Yalın sözcüğünde yer alan A ve I ünlüleri düz ünlülerdir. Nihal okul sözcüğünü örnek vermiştir. Okul sözcüğünde yer alan O ünlüsü yuvarlak bir ünlüdür. Bilal güzel sözcüğünü örnek vermiştir. Güzel sözcüğünde yer alan Ü ünlüsü yuvarlak bir ünlüdür. Cevabımız B seçeneğidir. Ünlü harflerin sınıflandırılması. Düz, geniş, kalın A. Düz, dar, kalın I. Düz, geniş, ince E. Düz, dar, ince İ. Yuvarlak, geniş, kalın O. Yuvarlak, geniş, ince Ö. Yuvarlak, dar, kalın U. Yuvarlak, dar, ince Ü. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ünlü harflerin tamamı ince ünlüdür? A. Başım bugün çok ağrıyor. Burada yer alan A, I, U, O, A, I, O ünlüleri kalın ünlülerdir. B. Senin emeklerini herkes bilir. Burada yer alan E, İ, E, İ, E, İ ünlüleri ince ünlülerdir. C. Damdan düşünce kolu kırıldı. Burada yer alan A ünlüleri, O ünlüsü, U ünlüsü, I ünlüleri kalın ünlülerdir. D. Damlalar birikerek çoğaldı. Burada yer alan A ünlüleri, O ünlüsü, I ünlüsü kalın ünlülerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Türkçe'de AE geniş ünlüleriyle biten fiillere yöreki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak I, I, U, Ü dar ünlülerine dönüşür. Bu kurala ünlü daralması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yöreki bulunduğu sözcükte ünlü daralmasına neden olmuştur? A. Arkadaşım Furkan iyi spor yapıyordu. B. Bana yeşil renk daha çok gidiyor. C. Hep haddinden fazla yemek yiyordu. D. Girdiği son işi yapmaktan zevk alıyor. Seçenekleri incelediğimizde hep haddinden fazla yemek yiyordu cümlesinde yiyordu sözcüğünde ünlü daralması söz konusudur. Yemek fiiline yöreki getirilmiştir. E ünlüsü daralarak i'ye dönüşmüştür. Cevabımız C seçeneğidir.
Son hücresinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hücredeki dar ünlü düşer. Bu olaya ünlü düşmesi denir. Sözcükte bir ünlünün düşmesi bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi hece düşmesi olarak da adlandırılır. Buna göre ufacık çocuğun beyni zehir gibiydi. Ama çocuk çalışmayı sevmiyordu cümlesindeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A 1. B 2. C 3. D 4. Sözcükleri incelediğimizde beyni sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Beyin sözcüğüne i ünlüsü getirilmiştir ve beyin sözcüğündeki i ünlüsü düşerek beyni şekline dönüşmüştür. Cevabımız C seçeneğidir. Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünlü düşmesi görülebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiyi örnekleyen bir sözcük bulunmaktadır? A. Arkadaşım en son yaptığı kazada boynunu kırmış. B. Hiç düşünmeden bir de aklımızda dalga geçiyor. C. Akşam hava soğuk olduğundan hepimizin burnu kızarmıştı. D. Babam sabah kahvaltı yapmadan işe gitmezdi. Seçenekleri incelediğimizde babam sabah kahvaltı yapmadan işe gitmezdi cümlesinde kahvaltı sözcüğü birleşirken ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Kahve ve altı sözcükleri birleşirken E ünlüsü düşmüştür. Cevabımız D seçeneğidir. Ünsüz türemesi, bazı sözcüklerin ünlü harfle başlayan ek alması veya başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda sözcüğün sonundaki ünsüz harfin tekrarlanmasıyla oluşan ses olayıdır. Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi vardır? A. Yıpranmak, B. Kırılmak, C. Men etmek, D. Hissetmek. Seçenekleri incelediğimizde hissetmek sözcüğünde ünsüz türemesi vardır. His ve etmek sözcükleri birleşirken S sesi türemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 4 numaralı cümlede çevrilidir kelimesinde çevirmekten çevrilidir olmuştur. İ sesi düşmüştür. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ek yerine yor eki getirildiğinde ünlü daralması meydana gelmez? Söyledi, söylüyor. Ünlü daralması meydana gelir. Düşledik, düşlüyor. Temizleyecek, temizliyor. Ünlü daralması meydana gelir. Ancak B seçeneğinde ayrıldı kelimesine ayrılıyor şeklinde eki getirdiğimizde ünlü daralması meydana gelmez. Doğru cevabımız B seçeneği.